din işlerliğinde bir patinaj var. Bu patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için dönüm noktası anayasa değişikliğinin ikinci tur görüşmeler öncesi verdiği mesajlarını. Cumhurbaşkanlığı sistemi ve devletin işleyişiyle ilgili sözler önemliydi. Yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ilişkilerin demokratik bir anlayışla yeniden belirlenmesi Türkiye için kayıp değil, tam tersine büyük bir kazançtır. Erdoğan, yargıda birlik üyelerini kabul ettiği külliyede gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde içinde barındıran anayasa değişiklik paketi vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlattı. Cumhurbaşkanının yeni seçim yöntemiyle gücünü halktan alan daha üst bir hükümeti sistemini esas alan yapısı değiştirilmemiştir. Böyle olunca da her ikisi de gücünü milli iradeden alan iki başlı bir yapı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminde içinde barındıran anayasa değişiklik paketine destek veren MHP'ye özellikle teşekkür etti. Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bu patinaj Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu gerçeği görmesi sayesinde anayasada yeni sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Ben milletim adına Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Ve FETÖ'yle mücadele. Türkiye'ye karşı operasyonlarda FETÖ'nün hep en önde yer aldığının altını çizdi Cumhurbaşkanı. Yakın Türkiye tarihinden örnekler verdi. 15 Temmuz darbe girişimi için senaryo çarpıtmasına ise çok sert tepki gösterdi. Hedefinde FETÖ'nün bir numaralı ismi terörist Gülen vardı. 17-25 Aralık operasyonu yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün kendini inkar edilemez bir şekilde açığa çıkarmasının adıdır. Hani eskiler takke düştü, kel göründü derler ya, 17-25 Aralık'ta işte tam da böyle olmuştur. Bu Pensilvanya'daki zat utanmadan, sıkılmadan ne diyor biliyor musunuz? Bütün bunlar bir senaryodur diyor. Biz neyin senaryo olduğunu görüyoruz. Evelallah gelecek yakındır ve gelecek bunu çok daha açık ve net ortaya koyacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yargıdaki FETÖ mensuplarının itiraflarını hatırlattı. Sözleriyle dikkat çekti. İtirafçı diyerek ortaya çıkarken bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu. Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur, başbakanlığım zamanında. Ve şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler.